Sevgili Kadın Dünyası izleyicileri, yeni bir kadın dünyasına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda takside tacize uğrayan mağdure Filiz Kobal var. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, hala olayın şokunu yaşadığım için rahat konuşamıyorum. Canım benim, seni çok iyi anlıyoruz. Filiz'e bir moral alkışı hanımlar. Filiz'cim, olay nasıl oldu? Kadının Dünya seyircileriyle paylaşır mısın? Ay ablacığım, İstanbul'un orta yerinde gündüz tacize uğradım. Olacak şey mi bu ya? Ay konuşamayacağım, konuştukça kötü oluyorum. Ya bu kaseti getir kızım, kaseti. Hayat dolu bir insandım ben. Şarkı söylüyordum. Hatta kaset yapacaktım. İnanır mısınız, artık bu olaydan sonra kaset falan yapmak istemiyorum. Aa, olur mu canım hiç öyle şey? Senin kasetini çıkarman lazım. O tacizciye inat çıkarman lazım hem de. Ben de öyle diyorum da dinlemiyor beni hanımefendi. Bir tacizci yüzünden geleceğinden vazgeçme diyorum. Sesi o kadar güzel ki dinleseniz hayran olursunuz. Vallahi dinlemek isteriz. Hem içimiz açılır biraz. Değil mi hanımlar? Madem o kadar ısrar ettiniz, bir kuple okuyayım bari. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Vallahi çok güzel sesin var. Bu kaseti mutlaka çıkarman lazım. CD ve kasetimiz yarından itibaren müzik marketlerde olacak. Bütün vatandaşlarımızdan Filiz'in kasetini alarak kendisine destek olmalarını bekliyoruz. Halkımızın moral desteğini bekliyoruz. Vay vay vay. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Ne anlaşıldı bebeti? Görmüyor musun? Kız kaset çıkaracakmış kardeşim. Tabii kaseti çıkarmadan önce bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu. Böyle bir kız geliştirdiği fizik teorisiyle gündeme gelemeyeceğine göre ne yapacak? Ne yapacak? Beni takside taciz ettiler diye kendini televizyonlara atacak tabii ki. Çok doğru değil Betir. Ya bence kesin aklıdır ha. Demek bunun için bana iftira attılar ha? Ya bu insanın nasıl sığar mı be? Ha? Sığar mı? Medya çağına hoş geldiniz koçum. Bu çağda insanlığa sığması gerekmiyor. Medyaya sığsın yeter. İşte al bak. Ahlaksızlar. Utanmaz kadın. Aslında kabahatin büyük kızın değil, kasetçinin. Belli ki her şeyi bu tezgahlamış. Daha önce de böyle sansasyonel kasetler yapmıştı bu. Bir kadına basıp bir güzel barış diyelim. Ferhat'a iftira atmak ne demekmiş görsün. Doğru. Olur mu be Muharrem? Bizim amacımız Ferhat'ın suçsuz olduğunu ispatlamak. Ya iyi de nasıl yapacağız bunu abi? He? Nasıl yapacağız abi? Kasetçiyi tuzağa düşürüp her şeyi itiraf ettireceğiz. Ama önce bize güzel bir kız lazım abi. Sultan var ya. Ben sultanın yüzünden kendimi içkiye vurdum. Sen hala sultan var edersin ben işte. Ya Ferhat aklı be Muharrem. Sultan hayatta yardım etmez. Siz sultanı bana bırakın. Ben onu ikna ederim abi. Hüsnü, sana zahmet sultanı bir çağırsana. Hayrola Beter? Seninle konuşmamız lazım sultan. Gelir misin? Ya bak Beter, şu Ferhat meselesi ise iç boşuna nefesimi tüketme. Ben çoktan kapadım o defteri. Sultan, Ferhat daha önce de kaç kere iftiraya uğradı? Her defasında suçsuz olduğu ortaya çıkmadı mı? Çıktı. Ferhat gene suçsuz sultan. Zaten suçlu olsa derdinden kendini içkiye vurmazdı. Gene içkiye mi vurdu kendini? Senin yüzünden içiyormuş. Ya ben ne yaptım ya? İnanmadın ona sultan. Az şey mi? İnsanın sevdiğinin ona inanmamasından daha kötü ne olabilir? Ya sen nereden biliyorsun Ferhat'ın suçsuz olduğunu? Yüreğimin sesini dinliyorum sultan. Biliyorum ki Ferhat suçsuz. Fakat herkese ispat etmemiz lazım Ferhat'ın suçsuz olduğunu. Bunun için de senin yardımına ihtiyacımız var. Ne? Benim yardımım ama. Evet sultan. O Filiz denilen kız kaset çıkaracakmış. Kaset çıkmadan sansasyonla gündeme geleyim diye Ferhat'ın da başını yaktılar. Ya gerçek mi bunlar Beter? Maalesef gerçek sultan. Kabul edersen çantana gizli kamera yerleştirip kasetçiyi tuzağa düşürmeyi planlıyorum. Olmaz. Sultan, bir daha düşün. Söz konusu insan senin yıllardır aşık olduğun bir insan. Onun için böyle bir iyiliği yapmaz mısın yani, ha?
Nasıl olacak peki bu kamera işi? Yaşa. Bak şimdi. Arif Bey. Siz çıkabilirsiniz. Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben kendime kaset şey ettirmek istiyorum Arif Beyciğim. Herkeslerin kaseti var, CD'si var. Bir tek benim bir şeyim yok ya. Kaset çıkarmak dünyanın parası hanımefendi. Ay parası neyse veririz ayol. Şöhret olmak istiyorum ben. Pazar magazini sunmak istiyorum. Ay çok şey mi istiyorum Arif Beyciğim? Çok şey istemiyorsunuz da hanımefendi. Öyle ha deyince olacak şeyler değil bunlar. Ha demeyelim biz de o zaman Arif Beyciğim. Şaka yaptım. Gülsene. Para lazımsa param var. Babişkom sağ olsun 300 bin YT'li çek yazdı bana. Hı? 300 bin YT'li mi? O zaman ne duruyoruz hanımefendi? Hemen başlayalım kasete. Tabii ne duruyoruz? Yalnız Arif Beyciğim yani benim bir problemim var. Benim sesim biraz kötü. Ben bir söyleyeyim siz bir dinleyin olur mu? Hı. Sakız vardı. Dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok geç. Çok kötü, kötü. Önemli değil hanımefendi. Bu kaset işinde sesin hiç önemi yok. Şimdi bilgisayarlarla sesle oynuyoruz. Seray Sever'in sesini sokuyorsun bilgisayara. Öteki taraftan Muazzez Abacı çıkıyor. Muazzez, ciddi misiniz? Ay benden sanatçı olur mu diyorsunuz yani şimdi? Ben kimleri sanatçı yaptım hanımefendi? Benim yöntemlerim var. Sizi de sanatçı yapacağım. Hiç korkmayın. Ay gerçekten doğru söyle. Tabii canım. Bak Filiz Kobal'a. Filiz Kobal. Evet yeni çıktı. Ay çok üzüldük vallahi tercih uğramış taksidi. Hepsi yalan onların. Tezgah. İnanmıyorum. Ben ayarladım her şeyi. Filiz taksi evinde. Taksi kameraların oraya yanaşınca hemen üstünü başını yırtmaya başladı. Attı kendini kameraların önüne. Neymiş? Bana tecavüz ediyorlar. Ay inanmıyorum ya. Ama olan taksici oldu yani değil mi? Canım bu şöhret basamaklarını çıkarken arada birilerinin sırtına basacaksın. Önemli değil. Değil. Sevgili seyirciler, takside taciz olayının tamamen kurmaca olduğu ve şarkıcı Filiz Kobal'ın bu olayı yeni çıkacak kaset tanıtımını yapabilmek için tezgahladığı ortaya çıktı. Ben ayarladım her şeyi. Filiz taksiye bindi. Taksi kameraların oraya yanaşınca hemen üstünü başını yırtmaya başladı. Attı kendini kameraların önüne. Neymiş bana tecavüz ediyorlar. Sevgili seyirciler, olayın ortaya çıkmasından sonra polis hem şarkıcı Filiz Kobal'ı hem de kaset yapımcısını gözaltına aldı. Böylece taksici Ferhat Şentürk'ün suçsuz olduğu ortaya çıkmış oldu. Helal be, işte bu be, bu. Bu be, bravo be. Bravo, bravo be. Yaşasın be abi benim. Sağ ol Şahin'im ya, her şeyi sana ve Beter'e borçluyum. Duyar mısın bebi? Ferhat'ın suçsuz olduğunu 70 milyon duydu. Abime iftira edenler utansın. Temize çıktı diye asitlerinden çatır 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 çatlasınlar inşallah. Çatlasınlar inşallah. Kız sen bana bakıp niye söylüyorsun? Daha ben ilk gördüğümde ne dedim? Ne? Bu oğlan suçsuzdur dedim mi demedim mi dedim değil mi? Pes. Beş aydı valla. Dedin çükülüp ben de teyzemle aynı fikriyattayım. Ferhat bunu kesinlikle yapmaz dedim. Uydurmayın be. Oğlanın adını tecavüzcü Coşkun'a çıkardınız mahallede be. Kız sen kime s**tlı dersin oynak balina. Senin ağzını vallahi yırtlarım ben. Hadi.